Aygören Vadisi Derneği. Aygören Vadisi, 15 mahalleden oluşan, yaklaşık 30 bin nüfuslu, şehir merkezine bitişik ve en uzak mahallesi şehre 12 kilometre mesafede olan bir coğrafyaya yayılmıştır. Vadiye ulaşım iki ana güzergahtan sağlanmaktadır. Bir güzergahı Beşirli Köprüsü'nden başlayarak sağında Akyazı, sırasıyla Gürbulak, Yeşilova, Yeşilhisar, Ayvalı, Gündoğdu, Doğançay, Fatih Sultan ve Ağıllı. Diğer güzergah ise Erdoğdu Mahallesi'nden geçerek Uğurlu, Yeniköy, Karlık, Karakaya, Akkaya ve Geçit mahallelerine ulaşır. Bu iki güzergah dışında Beşiri'den başlayarak Karşıyaka ve yeni yapılmakta olan Uğurlu yolundan da Aygören Vadisi'ne ulaşılabilmektedir. Trabzon için planlanmakta olan ve çok büyük öneme sahip olacağına inandığımız ve şehrimizi güneye doğru genişletecek olan Güney Çevre Yolu'nun vadimizin bazı mahallelerinden geçecek olması vadimize yeni konut alanları, ticari alanlar, turizm amaçlı yatırım alanları kazandıracak ve bölgemizin ekonomik gelişimine daha hızlı katkı sağlayacaktır. Bölge ekonomisi tarım ağırlıklı olup en önemli olanı fındıktır. Bunun yanı sıra her türlü sebze ve meyve yetiştirilebilmektedir. Hayvancılık ise eski önemini kaybetmekle birlikte teşvik edilerek geliştirilmelidir. Bazı mahallelerimizde hazine ve devlet arazileri bulunmaktadır. Bu arazilerimiz eğitim, sağlık, turizm, toplu konut ve sektörel organize sanayi bölgesi yatırımları yapılmasına uygundur. Vadimizi güneyden ve boydan boya çevreleyen sırtlardan muhteşem deniz manzarası görünümü, turizm ve villa tipi yapılaşmanın cazibe merkezi olacaktır. Bu vadide bulunan 15 mahalle birleşerek 2014 yılında Aygören Vadisi Derneği'ni kurmuştur. Dernekte her mahalleden bir yönetici bulunmaktadır. Derneğin lokali Pazarkapı Mahallesi, Pazarkapı Cami karşısındadır.
Derneğimizin kuruluş amaçları. Yöre halkını ve şehir dışında yaşayan bölge insanını kaynaştırmak. Sosyal ve kültürel değerlerini tanıtmak ve geliştirmek. Vadimizde eğitim alan çocukların var olan eğitim düzeylerini en üst seviyeye taşımak. Ebeveynlerin çocukları ile daha iyi iletişim kurabilmeleri için aile eğitimi programları yapmak. İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi eğitim desteği sağlamak. Yörenin tarihi ve kültürel geçmişini araştırıp kalıcı döküman haline getirmek. Vade halkına yönelik ve halk eğitim destekli meslek edindirme ve beceri kursları organize etmek. Yöre halkının refah seviyesini yükseltecek her türlü faaliyetlere destek vermek. Devletçe yapılacak hizmetlerin ve eksikliklerin giderilmesi için gayret göstermek.